Abi bana niye haber vermedin? Ya gecenin o saatinde bir de seni telaşlandırmayayım dedim Ömer. Çok canım sıkkın, öyle böyle değil. Haklısın da sonuçta kızın kocası var. Ne yapsaydı? Onu ikilemde bırakman iyi olmadı. Ne diyecektim? Hadi kızım senden haberi olmayan kocanın yanına koş mu deseydim. Ya Ertuğrul Bey'e bile rezil olduk. Nur Sema'yı bırakırken ki halini bir görseydin. Bir tarafta Fatih, bir tarafta bunlar. Fatih'i kafana takma abi artık. Fatih biraz yola geldi. Kıvılcım'dan özür diledi. Ha Doğan'ın gönlünü alabilirse ne hala? Nasıl olacak bilmiyorum. Beni çiğneri gitti. Herkesten beklerdim, Nur Sema'dan beklemezdim. Sıkma canını abi. Herkesin kendi kararları, kendi yolu, kendi kaderi. Biz ne yapabiliriz ki? Elimizden bu kadarı gelir. Öyle de insanın evladı söz konusu olunca... Neyse, senin de canını sıkmayayım. Olur mu abi böyle şey? Biliyorsun ben elimden ne gelirse yapmaya çalışıyorum. Bilmem mi Ömer, Allah razı olsun. Bilmem mi ya? Abi benim çıkmam lazım. Kanala gideceğim. Bugün Kıvılcım'ın ilk çekim günü de yanında olayım. Kanal? Ha şu Alev Hanım'ın arkadaşının kanalı. Geçen bir deneme çekimi yaptılar. Gayet de iyi geçmiş bakalım. Sen Kıvılcım Hanım'a baya baya aşıksın Ömer. Hayırdır abi? Ne bileyim hani evine yerleşmeler, kanallara çıkmasına izin vermeler, hissenlik hareketler değil. Şaşırıyorum yani, seni tanımakta güçlük çekiyorum. Haklısın abi. Doğrudur. Artık anı yaşamaya çalışıyorum. Hayatı biraz akışına bıraktım. Kıvılcım'ı da çok seviyorum. Onunla mutluyum. Onun da mutlu olmasını istiyorum. İnşallah. Efendim, Ertuğrul İslamoğlu geldi. Buyur et gelsin. Ben de çıkayım abi. Ertuğrul'a da bir selam vereyim. Görüşürüz. Görüşürüz.